5 dakika süre var hocam ona göre. Evet sevgili spor severler, Bünye'den spor gündemi programında bu akşam sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Miraç Kandili öncelikle tüm Ünyelilerin, Ordu ilimizin, ülkemizin ve İslam aleminin Miraç Kandili'nin mübarek olmasını temenni ediyorum. Stüdyomuzda bu akşam çok önemli konuklarımız var. Ünye'de özellikle amatör futbolun ve altyapı eğitim veren futbol kulüplerinin başlıcaları stüdyomuzda. Ben sizlere konuklarımı takdim edeceğim. Ama sol tarafımda Ünye 1957 Spor Kulüp Başkan Yardımcısı Hamza Alp. Her zamanki konuğumuz. Hamza Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen konuklarıma döneceğim. Sağ taraftan en baştan tanıtmaya başlayacağım. Hepinizin bildiği gibi Ünye'de özellikle altyapı kulübü denince ilk akla gelen kulüplerden Ünye Futbol Kulübü'nün kulüp başkanı Metin Tamtürk'ü konuk ediyoruz. Metin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Ve yine Ünye'mizin en eski ve köklü kulüplerinden Fevçakmak Gençler Birliği. Genelde Fevçakmak Spor olarak bilinir ama kulübün resmi adı Fevzi Çakmak Gençler Birliği'dir. Yaklaşık 20 bin nüfuslu bir mahallenin kulübü ve Tuncay Hocam yanımızda. Tuncay Hocam hoş geldiniz. Ünye'de bu akşam amatör kulüplerin problemlerini, sorunlarını masaya yatıracağız. Ünye'de özellikle Ünye Spor'un 3. ligden amatöre düştükten sonra Ünye 1957 Spor'la yeniden profesyonellik özlemini gidermesi noktasında yapılan çalışmaların dışında bir de gerçekten futbolcu kaynağını, futbolcu potansiyelini işlemeye çalışan, futbolcu yetiştirmeye çalışan ve yine mahallesini temsil etmeye çalışan amatör liglerde mücadele eden takımlarımızın sorunlarını, problemlerini gerek tesis konusunda, gerek altyapı konusunda sıkıntıları nelerdir onları masaya yatıralım istedik. Tabii bu akşam Ünye Gençler Birliği'ni temsilen burada bir arkadaşımız olacaktı. Acil bir işi çıktığından programa katılamadı. Yine birazdan Çınarlık Spor Genel Kaptanı Ferhat Hiraoğlu'nu stüdyomuzda ağırlayacağız. O da stüdyomuza birazdan gelecek, yayınımıza katılacak. Ve ben hemen konuklarıma döneceğim. Bu akşam biraz hani özel bir hazırlık yapmadık program için. Konuyu biraz doğaçlayacağız. Çünkü Ünye'deki futbolun sorunlarının problemlerini bizzat yaşayan ve yıllarca bu sorunların sorun yumağı içerisinde sürekli bu problemlerini böyle platformlarda anlatma şansı bulamayan arkadaşlarımız, dostlarımız burada. Sözü onlara vereceğiz, onları dinleyeceğiz. Ünye'de futbolun ve dahası genel anlamda sporun geliştirilmesi noktasında neler yapabiliriz? Ki spor sadece futboldan müteşekkil değil. Takım sporları dışında yine bireysel sporlarda var ki olimpiyat şampiyonumuz var halterde. Bu da Ünye'de bu yıl yakın zamanda elde edilen büyük bir başarı. Bunlara da yeri geldiğinde temas edeceğiz. Evet ben öncelikle burada hemen Metin Hocam'a döneceğim. Metin Tamtürk, Ünye Futbol Kulübü Başkanı. Öncelikle Metin Hocam kulüp faaliyetlerinden başlayalım. Ünye Futbol Kulübü hangi süreçte, neler yapıyor? Hani sıkıntılara, problemlere girmeden bu kulübümüzün kaç kategoride yarıştığını siz izleyicilerimize anlatın. Ondan sonra zaten genel anlamda sıkıntılara, problemlere gireceğiz. Bu takımın hedefleri nelerdir? Amaçları nelerdir? Bunlara değinelim. Aynı şekilde Tuncay Hocam'a da bu konuda söz vereceğim. Evet hocam. Buyurun söz sizde. Evet. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum bütün izleyicilere. Moda TV ailesine de amatörün sesi oldukları için, böyle programı düzenledikleri için teşekkür ederim. Bu gece
Miraç gecesi, Miraç kandili, tüm Müslüman aleminin hepimizin kandili mübarek olsun diyorum. Evet. Şimdi amatör spor denilince genelde bizde futbol olarak algılanıyor. Tabii ki ben Ünye Futbol Kulübü'nün başkanı olarak buradayım. Ancak aynı zamanda Ünye'de okul sporları temsilcisiyim. Yaklaşık 10 yıldır. Yani bütün okullar arası müsabakalar, organizasyonlarını takip ediyoruz, yapıyoruz, düzenliyoruz. Kendi Ünye Futbol Kulübü'mle ilgili şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıllar içerisinde bizler yetenekte gördüğümüz bütün çocuklarımızı, bütün öğretmen arkadaşlar, herkes profesyonellikte mücadele eden Ünye Spor'umuza gönderiyorduk. Tabii o zamanlarda da ciddi bir altyapı çalışması yoktu ama yine de arkadaşlar kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapıyorlardı. Ancak Ünye Spor'umuz amatör kümeye düşünce bu işi biz nasıl yaparız, nasıl el atarız noktasında harekete geçtik. Bunu da siz zaten biliyorsunuz ve bu kulübümüzün kuruluşundaki 7 tane kurucu üyeden biri sizsiniz. Evet hocam. Ancak kulübümüzü kurduğumuz süreçten bugüne kadar gerçekten büyüdük, geliştik. Önümüze tabii ki hedefler koyduk ama çok uçuk hedefler koymadık. Zamana yaydık, sabredelim dedik ve bugün geldiğimiz nokta açıkçası benim için gayet olumlu, mutluluk verici ve geleceğe güvenle bakabildiğim bir durum. Nedir bu durum dersiniz? Kulübümüzü kurduğumuz ilk yılımızda 13 kategorisinde mücadele etmiştik. Kendi çocuklarımız yaş kategorilerine büyüdükçe 17 yaşına, 17 grubuna girdiler. Biz önümüzdeki yıl 2. Matur Kümeye genelliklere katılmayı düşünüyorduk. Ancak çocuklarımızdan bu sene girelim bir heves, bir talep gelince. Bir talep oyunculardan geldi. Oyunculardan ne geldi. Güzel. O da bizden açıkçası hoşumuza gitti. Ve ezilirler mi? Acaba bir sıkıntı yaşar mıyız diye düşündüğümüz noktada girdik. Ve 2 haftalık süreçte 2 müsabaka oynadık. Hiç de ezilmediler. İyi ki de girmişiz diyoruz. Hedefimiz 2. amatör küme takımı, genellik takımımız için şunu söyleyeyim. Bu sene playoff oynamak, ligi tanımak. Önümüzdeki sene itibaren artık şampiyonluk hedefiyle beraber süreç nereye götürür, yolculuk nereye götürür onu bilemeyeceğiz tabii ama ilk hedef de tabii ki 1. amatör küme. Ünye Futbol Kulübü olarak biz bir altyapı kulübüyüz, amatör kulübüyüz. Ancak biz altyapı kulübü olduğumuz halde bizim de altyapımız var. Bu nedir diye sorarsanız, bir lisanssız çocuklarımızın olduğu futbol okulumuz var. Evet. Yani buradaki amaç da şu, çocuklarımız spor yapsınlar. Boş zamanlarını değerlendirme fırsatı bulsunlar. Onlar bunu yaparlarken biz de içlerinde yetenekli olanları değerlendirelim, kulübümüze aktaralım istiyoruz. Futbol okulumuzdan kulübümüze kattığımız çok sayıda sporcumuz var. Onlar lisans çıkarıp maçlar oynatıyoruz. Böyle bir yapılanma içerisindeyiz. Tabii bu anlatırken kolay geliyor ama gerçek anlamda ciddi bir organizasyon gerektiriyor. Çünkü bu işin servis boyutu var, tesis sıkıntısı var. Ücret ödeniyor antrenörlere, tesise, servis ücreti ödeniyor. Evet. Bu noktada sıkıntılarımız oluyor. Ama geçtiğimiz süre içerisinde çok sıkıntılar çeksek de bugüne kadar geldik. Ünye Futbol Kulübü olarak artık geleceğe daha ciddi, daha emin bir şekilde bakıyoruz diye biliyorum. Çünkü bu da bizim en büyük güvencemiz, çocuklarımız. Neden derseniz bugün bir kulüp ayakta durabilmek için genelde transfer yapıyor. Ancak bizim transfer olayımız olmadığı için veya çocuklarımıza ücret ödeme noktasında bir ücret olayımız olmadığı için kendi çocuklarımızı güldüğümüz için böyle bir sıkıntımız yok. Çocuklarımıza evet. Güveniyoruz, çalışmaya inanıyoruz. Düzgün çalışıyoruz, doğru çalışmaya çalışıyoruz. Salı, perşembe, cumartesi günleri Cevizdere'de antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hafta sonu maçımızda müsabakamızı oynuyoruz. Ünye Futbol Kulübü için süreç bu şekilde ilerliyor. Hocam, Ünye Futbol Kulübü'nün kuruluşu 2014 yılı. Evet, doğru mu? Evet. Şimdi biz de bu işin kuruluşunda, o altyapı felsefesinde beraberdik zaten. Evet. Şimdi 5 yıl olmuş hocam. Değil evet. Mi? Yani 5 yılda öyle küçümsenecek bir süre değil. Değil. Evet. Şimdi bu 5 yıllık süreçte bunun içerisinde hani altyapı anlamında başarılar da var. Hani biz o dönemde de bu işin felsefesinde başarıyı
liglerde şampiyon olmakla bağdaştırmadık değil mi? Yani ama burada Ünye'de gerçekten sadece Ünye spor ekseninde gelişen bir altyapı çalışması vardı. Ünye Futbol Kulübü ile ve onun peşinden kurulan kulüplerle bu biraz daha yelpaze genişledi. Evet. Biraz daha tabana yayıldı. Şu oldu mu hocam? Yani Ünye'de var olan futbolcu potansiyelini tamamına olmasa bile büyük bir kısmına bu altyapı kulüpleri ve az önce söylediniz yani futbol okulları da çok farklı bir boyutu da var zaten bunun. Evet. Bu potansiyele erişebildik mi hocam? Burası çok önemli. Çünkü şimdi bir Ünye Spor vardı, bir Fevzi Çakmak Spor vardı. Evet. Fevzi Çakmak Spor'un imkanları, olanakları biraz sınırlı olduğu için çok fazla hani değişik yaş kategorilerinde liglere katılamıyordu. Biraz daha çok kendi mahallesine hitap ediyordu. Ki Tuncay Hocam da bahsedecek az önce. Ama Ünye Futbol Kulübü ile biraz daha yelpaze böyle genişledi. Hatta iyi biliyorum ki sadece Ünye değil, Termesi ve çevre ilçelerden oyuncular geldi. Evet. Neler söyleyeceksiniz hocam bu konuda? Yani şimdi o konuda şunu söylemek isterim. Yani biz olaya girdikten sonra bu yelpaze ciddi anlamda genişledi. Çok fazla çocuğa spor yaptırılma imkanı oldu. Sadece kendimle alakalı da değil. Baktığımız zaman Ünye'de kulüp sayısı arttı, futbol okulu sayısı arttı. İşte ülkemizin dört büyük kulüplerinin alt yapı futbol okulları açılmaya başlandı gibi. Evet. Ve burada ben bu anlamda mutluluk duyuyorum. Böyle bir şey vesile olduğumuz için. Daha fazla çocuk spor yapıyor. Ve daha fazla çocuk şans buluyor. Çünkü evinde veya okulunda olan çocuğun hangisi yeteneklidir? Ne ailesi biliyor ne biz biliyoruz. Ama bu çocukları biz bir şekilde futbolda sporla tanıştırdığımız zaman en azından onların yeteneklerini keşfedebiliyoruz. Bu noktada ben gerçekten Ünye Futbol Kulübü olarak gurur duyuyorum. Kendi adıma da, takım kulübüm adına da, arkadaşlarım adına da. Çünkü çok hayırlı bir işe vesile olduk diye düşünüyorum. Dediğiniz doğru, ciddi anlamda bu yelpaze genişledi. Bunun da ben gelecek dönemlerde meyvesini alacağımızı düşünüyorum. Evet. Hocam burada yani asıl mevzu çok daha fazla spor yapmak isteyen çocuğa veya gençlere ulaşmak. İmkan tanımak. Onlara bu olanakları sağlamak ve bunların içerisinden de istidadı ölçüsünde, yeteneği ölçüsünde iyi oyuncuları iyi işleyerek en yakın çevreden başlayarak en uzaktaki en büyük kulüplere kadar onların altyapılarına oyuncu vermek. Hedef budur. Evet. Burada Ünye Futbol Kulübü'nün bildiğimiz kadarıyla Trabzonspor altyapısına verdiği oyuncu da var. Evet. Bu anlamda 2010 özür diliyorum. 2014 yılındaki kurulan kulübün felsefesini ne kadar sağlam bir şekilde işlediğinde burada görmüş olduk diyebiliyoruz artık. Kesinlikle diyebiliyoruz. Çünkü ben bu işe ilk girdiğim zaman şunu söylemiştim bir röportajımda. Sıradan bir çalışma yapmayacağız. Eğer sıradanlaştığımızı anladığımız anda da ben bu işi bırakırım demiştim. Evet. Hani ne yaptık diye sorarsanız farklı olarak. Bir defa bu işin temelinde eğitim var. Bu noktada çok eksiğimiz var. Mesela nedir? Çocuklarımızın bir defa beslenme sıkıntısı var. Biz bu konuda iki tane seminer verdik. Seminerimize diyetisyen arkadaşımız, çocuk doktoru arkadaşımız, rehber uzman arkadaşımız geldi. Ailelerle, çocuklarımızla beraber çok faydalı oldu. Çok geri olumlu dönüşler aldık. Onun haricinde yapılmayan bir şey nedir? Hakemlerle sporcularımızı bir araya getirdik. Çünkü çocuklarımız hakemlerin de bir insan olduğunu, bu futbol oyunun bir parçası olduğunu, onların hata yapabileceğini kendi ağızlarından hakemle arkadaşlarla buluşturarak dinlettik. Kitap okuma alışkanlığı üzerine yazar arkadaşımızı getirdik. Onun haricinde ülkemiz genelinde yüksek seviyelere çıkmış, başarılı olmuş insanların başarı hikayesini kendi ağızlarına dinlesinler diye. Ülkemizin ünlü teknik direktörü Mustafa Reştakçı'yı getirdik. Evet. En son geçtiğimiz iki ay önce de TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'la çocuklarımızı buluşturduk. O insanlardan kendi hayatlarındaki başarı hikayesinin ne olduğunu kendileri dinlediler. Yani bu işin temelinde eğitim olduğu için farklı bir çalışma yöntemiyle bunları yaptık. Tabii ki altyapı deyince, kulüp deyince, başarı deyince ilk akla gelen şey nedir? Alınan galibiyetler, elde edilen şampiyonluklar olarak değerlendiriliyor ülkemizde genelde ama. Evet.
Geri dönüp baktığımız zaman şampiyonluksa biz kulüp olarak şampiyon olduk. Esas amaç altyapıya oyuncu yetiştirmekse bugün Erzincan Spor'da oynayan bir çocuğumuz var. Osmanlı Spor'a vesile olduğumuz bir çocuğumuz var. Hakeza artık bizim gururumuz Muhammed Ali Şamkert'in Trabzonspor'a gittik. Bugün Trabzonspor'a bir oyuncu vermek ne kadar zor. Bunu bu işin içinde olan insanlar biliyorlar. Evet. Oyuncu da verdik dediğim gibi. Farklı çalışmalarla yaptık. Geçtiğimiz 5 yıl süre içerisinde ben iyi mesafe aldığımızı düşünüyorum. Ve bu da dediğim gibi gelecekte bize güven veriyor. Adımlarımızı daha emin şekilde atacağımızı düşünüyorum bundan sonrası için. Evet, Ünye Futbol Kulübü Kulüp Başkanı Metin Tamtürk hocamıza tekrar döneceğiz. Bu arada Çınarlık Spor Genel Kaptanı değil mi Ferhat Bey? Evet. Stüdyomuza geldi, o da yayınımızda şu an. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Ferhat Bey. Özellikle bu gece kandil olduğu için de tüm izleyenlerin, dinleyenlerin kandilini kutluyorum. Size teşekkür ediyorum ayrıca bize böyle bir imkan sağladığınız için. Evet Ferhat Bey, biz de bünyedeki hani elimizdeki mevcut imkanları bundan sonra bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Özellikle sizin gibi amatör takımların yöneticisi olmak biraz zordur. Yani bir hayli zordur. Hani bu işin tabiri caizse nedir? Hamallığını yapan, bu işin zahmetini çeken, her türlü zorluğuna katlanan demektir. Tabii amatörlüğün felsefesinde zaten bir işi maddi karşılık beklemeden yapma anlamı da vardır. Geçmişten bugünümüze kadar amatörde amatör takımların sıkıntılarını, cefasını çeken insanların kendilerinden çok şey verdiklerini ama hiçbir şey kazanmadıklarını da biliyoruz. Bu anlamda Çınarlık Spor'da bir mahalle takımımız ama ikinci amatörde mücadelesine devam ediyor. Burada da sizin önemli sorumluluğunuz var. Ekip halinde çalışıyorsunuz. Şu an ikinci amatör ligde geçtiğimiz hafta Fevçakmak Spor'da Tuncay hocama da döneceğim. Bir iki takım da aynı anda 3-3 beraberlikle döndü. Evet. Dörder puan var zannedersen. Evet, değil mi? Dörder puanımız var. Evet. Öncelikle bizim zaten kulübü kurma amacımız mahallemizin gençlerini bir arada tutabilmek, mahallemizin gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek amacıyla kurduk biz. Özellikle yani Çınarlık Mahallesi ve çevresindeki gençlerimizin özellikle hani zararlı alışkanlıklardan korunması konusu öteden beri hep gözümüzün önünde, o parklarda gençlerin yaşadıkları şeyleri biliyoruz, sıkıntıları. Bu anlamda aslında mahalle takımlarının, mahalle kulüplerinin çok daha fazla desteklenmeye ihtiyacı var. Doğru mu söyledim acaba? Kesinlikle, kesinlikle size katılıyorum. Geçen yıl Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız bize malzeme yardımında bulundu. Onun dışında kendi Ünye Belediye'mizde kendi çapında bize yardımlarda bulundu. Öncelikle onlara da teşekkür ediyorum. Ama tabii ki olayın maddi boyutu bir tarafa. Olayın eksiklerimizle ilgili olan şeyler mesela kesinlikle şehre yakın bir bölgede antrenman sahasına ihtiyacımız olduğunu biz bunu kesinlikle onu, dile getirdik. Onu birazdan zaten sorunlarımız kısmında gireceğiz. En evet. Önemli eksiklerimiz zaten onlar. Onlar çok bilinen gerçekler. Ben söz yine vereceğim size. Evet. Yine Fevçakmak Spor'a dönelim. Hani burada hocam araya da girebilirsiniz. Burada biz bize sohbet havasında şey yapalım. Yani aklınıza bir şey geldiğinde sonraya bırakıp unutmayalım. O yüzden sohbete katılalım. Sohbet havasında olsun. Ferhat Bey'e ben tekrar döneceğim. Valla kestim sözünüzü. Şimdi Fevçakmak Spor burada. Bugün kuruluşu daha eski olan bir mahalle kulübü. Fevçakmak Mahallesi sanırım herhalde 20 bin civarında bir nüfusa sahip. Böyle de bir potansiyeli var. Ben de şöyle bir gönül bağım var. Çocukluğumun geçtiği mahalle. İlkokulu okuduğum mahalle. Böyle de bir gönül bağım var. Hatta Fevçakmak'ta görev de yaptık. Fevçakmak Spor biraz altyapı faaliyetinde de bulunan bir kulübümüz. Çok fazla bunu
ileri seviyeye taşımasa bile. Tuncay Hocam, şu an Fevçakmak Spor'un ikinci amatör lig mücadelesi dışındaki son durumu nedir? Oradan bir başlayalım. Sorunları, problemleri konuşacağız. Evet, ben de Moda TV ailesine amatörün sesini sizin yayınınızda duyurmak anlamında teşekkür ediyorum. Bütün bizi izleyen halkımızın da Miraç Kandili'ni kutluyorum. Evet, Fevçakmak Spor Kulübü biliyorsunuz çok eski kulüplerden bir kulüp. Yaklaşık 35 senelik evet, yani bir geçmişi olan bir kulüp. Tabii bu anlamda 35 yılın içerisinde ben dahi orada yetiştim. Orada büyüdük, orada futbola başladık ve neticede yine orada noktaladık. Hüseyin Hoca az daha yaşını da bulacaktık. Evet, Fevçakmak Spor daha çok futbolcu yetiştirme anlamında bir kulüp. Her zaman bir altyapı kulübü oldu yani. Her zaman bir altyapı kulübü. Metin Hocam'ın dediği gibi bizde altyapının altyapısı da var. Şu anda biz yine aynı ligde, aynı grupta olmasak dahi aynı ligde mücadele ediyoruz. Her amatör takımlarımız var. Ve bunun yanı sıra bizim U19 takımımız var. U19 takımımızı hem amatörde hem de U19 liginde mücadele ediyoruz. Evet. Ve şu anda U19 takımı da playoff'u garantilemiş durumda. Çocuklar grubunda playoff'u garantiledi. Evet, garantiledi. Bir de biz hem cumartesi U19 maçımızı oynuyoruz. Pazar günü amatör maçımız aynı futbolcularla. Evet. Bu anlamda yine gençlerle iyi gittiğimizi düşünüyorum. Fevçakmak Spor her hafta sonu, cumartesi pazar olmak üzere lisanssız anlamda altyapısı dedik ya, hani lisanssız anlamda çocuklarımızı Atatürk Parkı'nda 8-10 arası futbol çalışmalarına devam ediyoruz. Yani bunu bir futbol okulu kategorisinde zaten konuşacağız. Evet. Yani orada belki lisanssız ama futbolcular, biz onları oradan iyi gördüğümüz topçuları lisans çıkartıp liglerde oynatmayı tabii önce orada görüyoruz, evet, oyuncuları. Evet, tabii. Ve hatta buradan yine biz kulüpler olarak birbirimize futbolcu alışverişinde de bulunuyoruz. Tabii. Tabii bunun bir de belki ona farklı anlamda değineceksiniz ama bununla geçiş bedelleri falan var. Bize biraz onlar bizi yoruyor ama aktarma bedelleri konusu. Ha, bu Türkiye'nin genel evet, bir sorunu. Olmasa daha iyi. Evet, ama tabii yani. Fevçakmak Spor bu zamana kadar hep böyle birilerinin desteğiyle ve belediyelerin desteğiyle, yine amatör kulüplerin, büyükşehirin vermiş olduğu desteklerle yürüdü. Biz şuna inanıyoruz. Biz artık bu yıldan sonra mahallemizde bir sosyal tesis açtık. İnşallah bu sosyal tesisin gelirini Fevçakmak Spor'a aktaracağız. Bu aşamadan sonra Fevçakmak Spor'un daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Hem ekonomik anlamda hem futbolcu potansiyeli açısından. İnşallah bu şeyimiz, isteğimiz devam eder ve böylece biz de Fevçakmak Spor'u daha iyi yerlerde görmeye inşallah. Yani burada güzel bir şey söyledi. Yani Tuncay Hocam, kulübün maddi sorunlarını çözme konusunda anlamadı, evet, bir sosyal tesisten bahsetti. Evet. Şimdi bu sosyal tesis mevcut şu an, yapılmıştı zaten. Yapıldı, faaliyetleri başladı. Neler var hocam sosyal tesiste, kulübe? Örnek olabilir. Şimdi Metin Hocam, Ferhat Hocam, şimdi bu amatör takımların maddi problemleri çok ayrı da bir konu. Ayrı bir başlık altında ki aynen Hamza Bey, Ünye 1950 Spor Kulüp Başkan Yardımcısı. Aynı sorun Ünye 1957 Spor'da var. En önemli konulardan bir tanesi de maddi zorluklar. Şimdi önce Tuncay Hocam'dan öğrenim, yani sosyal tesis nedir? Tabii şimdi şöyle, ne var içinde mesela, yani gelir getirebilecek? Biz biliyorsunuz amatörde tek bir binası olan tek bir kulübüz. Yani kendimize ait bir binamız var, evet, bizim. Kulüp olarak burayı kullanıyoruz. Bir de bunun yanı sıra biz sosyal tesis dediğimiz yerde biz de orada düğün, nişan vesaire gibi kiralama suretiyle oradan alınacak gelirlerin burada aktarılması anlamında düğün salonu var. Düğün salonu var. Gelir getirecek ki yazın, yani yaz dönemi özellikle. Kiralamak suretiyle. Buralarda gelir getirecek bir durum var. Yine orada istenilen bazı
toplum, sivil toplum örgütleri kullanmak istiyorlar. Hani toplantılar olabilir, işte seminerler olabilir. Yapar, evet. Onlara yani zaten... bir salon var, çok amaçlı bir evet. salon. Mesela biz yemeklerimizi, maç yemeklerimizi, maç kahvaltılarımızı orada yapıyoruz. Oradan gidiyoruz. Evet, bu tesis Fevzi Çakmak Gençler Birliği Kulübü'nün tahsis edilmiş. Yani, tahsis edildi ve aktarımı da ona, oraya yapılıyor zaten. Ha, yani bu kulübe ait. Ha, kulübe ait bir evet. tesis. Metin Hocam da duydu. Değil mi Metin Hocam? Yani şimdi Ferhat'ın da artık yani Çınarlık Spor'un da evet. böyle bir aslında sosyal tesisi olsa Çınarlık Mahallesi'ne ait. Kesinlikle size katılıyorum. Gerçekten çok iyi olur. Bizim zaten kendi projelerimizin içinde de böyle bir tesis kurmak vardı. Daha önceden bakanımız evet. Gogina Parkı'na geldiğinde bize siz araziyi bulabilirseniz biz tesis konusunda size yardımcı olacağız diye bize bu böyle bir söz sözü var vardı. Sağ olsun. Biz de zaten o söze istinaden araştırmalar yapıyoruz. Ahmet Bey, Ahmet Çamyar Başkanımız da Gogina Parkı'nın yanındaki çay bahçesinin olduğu bölümü bize şöyle bir teklifte bulunmuştu. İçinizden herhangi biri, yöneticilerden herhangi birine isterseniz burayı kiralama maksadıyla verebiliriz. Ben de şöyle bir konu konuştum. Ben dedim hani şahıs olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü yöneticiler değişken olabilir. Ama kulüp adına olursa burası o zaman kabul ederiz demiştim. Böyle bir konuşmamız geçmişti. Biz o şekilde kabul etmediğimiz için orası o dönemde bize verilmemişti. Biz yaklaşık olarak 8.000-8.500 sayılı bir mahalleyi temsil ediyoruz. Evet. Yaklaşık olarak 2.000-2.500 tane belli bir yaş üstü gençlerimiz var. Tabii ki böyle büyük bir sıkıntımız var. Tesis olarak düşündüğümüz bir arazi var. Yönetim olarak düşündüğümüz bir arazi var. Bununla ilgili altyapı çalışmalarını hazırladık gibi bir durum söz konusu. İnşallah bundan sonraki dönemde bunu faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda antrenmanları da yapabileceğimiz, aynı zamanda gençlerimizin de oraya gelip vakit geçirebileceği bir yer düşünüyoruz. Evet. İnşallah olursa o şekilde bir planımız var. Şimdi ona birazdan tekrar geleceğiz. Şimdi pazar günü mali idareler seçimi yapıldı. Ünye'de yeni bir belediye başkanı, yeni bir yönetim. Evet. Artık hani biz bunları zaman zaman dile getireceğiz. Özellikle amatör kulüplerimizin Erdal Şentepe yazmış burada mesajlar da var. Ben hemen aktarayım. Erdal Şentepe de Çınarlık Sporumuzun teknik sorumlusu evet, değil mi şu an? Evet, SEM sahaları olmadığı sürece potansiyelimizi bulamayız diyor. İyi yayınlar dilemiş. Erdal'a teşekkür ediyoruz. SEM sahaları konusunu ilerleyen dakikalarda ele alacağız zaten. Futbol il temsilcimiz Ali Osman Osman'a sevgilerimi gönderiyorum. Mesajı var bize. Herkesin biraz kantini kutluyor. Futbol adına güzel bir yayın olduğunu söylemiş. Ve başarılı dileklerini iletmiş Ali Osman Osma futbol il temsilcimiz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi hemen Ünye 1957 Spor Kulüp Başkan Yardımcımız Hamza Alp yanımızda. Hamza Bey, Ünye'de şu an kulüplerin maddi anlamda en çok hani desteği alan şu an profesyonel lige çıkartmaya çalıştığımız bir kulübümüz. Gelirler konusunda da eskiden Ünye Spor'a otopark verilirdi veya başka maddi imkanlar sağlanırdı. Böyle bir sosyal tesis Ünye 1957 Spor'a ve diğer amatör kulüplere özellikle mahalle bazında yapılsa nasıl olur veya sizin başka bir fikriniz var mı? Şunu da burada gördünüz. Ünye'deki amatör takımlarımızın temsilcileri, kulüp başkanları, Metin Tamtürk zaten şu an altyapı anlamda özellikle Ünye 1957 Spor'dan sonra hatta hocam sayı olarak aynı yaklaşık olarak değil mi? Yani altyapıda lisanslı sporcular. Yok yok. Kategori olarak. Kategori olarak. Aynı. Aynı. Yani bu takımlarımızın, kulüplerimizin en önemli eksiği maddi sorunlar, maddi ihtiyaçlar. Sizin düşüncelerinizi alalım. Hem siz Ünye'de basınımızın önemli temsilcilerindensiniz.
Bu konuda mutlaka fikirleriniz vardır, söyleyecekleriniz vardır. Size bırakalım sözü diyor. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de Miraç Kandili'mizi kutluyorum. Şimdi atasözü var. Biz bu dünyayı atalarımızdan değil, çocuklarımızdan emanet aldık diye. Çok güzel, evet. Maalesef bizden önceki yöneticilerimiz Ünyespor için herkes taşın altına elini sokmuşlardı. O dönemlerde hat verdik. Yeşil hat, kırmızı hat, beyaz hat. Yeter ki Ünyespor'a gelir olsun dedik. İşte anneler parkını verdik zamanında. Kalıcı çözümler olsun dedik. Fakat ne yazık ki şu güne geldiğimizde Ünyespor amatörden düşmüş, profesyonelden amatöre düşmüş ve amatörde oynayan takımlarımız var. İşte mahalle takımlarımız var. Hepimizin derdi maddiyat. Evet. Şimdi biz bunu hoyratça harcamasaydık, bu hatlarımız dursaydı. Hat dediğimiz dolmuş hatları. Dolmuş hatları. Dolmuş hatları. Yani bu dolmuş hatlarımız dursaydı, Ünyespor'a gelir olsaydı. Hı hı. Anneler Parkı dursaydı, orada farklı tesislerimiz olsaydı. O günkü şartlarda, o günkü yöneticiler, o günkü ileri gelenler bir şekilde Ünyespor'u destek için bunları yapmışlar. Ama ne yazık ki biz bunları koruyamamışız. Şimdi gelinen noktada, önce Ünye 1957 Spor kendini ayakta tutmaya, kendini sağlamlaştırmaya ve kendi orada durduktan sonra da amatörlere bir şekilde destek olmaya çalışıyor. Evet. Kanun ne diyor? Amatör spor kulüplerine şu şu şartlarda para dağıtılır diyor. İşte belediyenin... Büyükşehir Belediye Yasası'nda var. Hani var. Genel bütçenin binde altısı oranında. Oranında verilir diyor. Peki şimdi biz bu binde altısını alırken kim alıyor aslan payını? 1957 Spor alıyor. Evet, hemen soralım burada. Hemen sözü yine size bırakacağım. Mesela Ünye Futbol Kulübü, Çınarlık Spor, Fevçakmak Gençler Birliği. Bizim de bir kulübümüz var, Ünye Gücü Futbol Kulübü. Buradan ne pay alıyorlar? Buradan bir pay alındı mı Metin Hocam? Yani kulüplere böyle bir maddi destek sağlandı mı? Yani Büyükşehir Belediye Bütçesi'nden aktarılması gereken o paradan... Kulüp olarak size yapılan... Yok. Büyükşehir Belediyesi'nden, Ünye Belediyesi'nden hiçbir biz yardım almadık bugüne kadar. Hatta evet. Bununla ilgili mevzuata göre bahsettiğiniz binde kaç demiştik? Binde altı oranında. Binde altı oranında bir meblağ olduğunu, bununla bizim hakkımız olduğunu söylediğim halde. Bunun Ahmet Şamir döneminde Erhan Erhan kendisi bizzat bunun tamamının Ünye 1957 Spor'a aktarılacağını söyledi. Ve ben o dönemde de söylemiştim yani. Bu paranın önündeki amatör kulüpleri, tabii ki aslan payının oraya verilmesi evet. Ama az da olsa bu kulüplere yardımcı olması noktasında söylemiştim. Onun haricinde geçtiğimiz seçimlerden önce bakanlık tarafından bir yardım yapıldı ama o belediye kaynaklı bir yardım değildi. O Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaptığıydı. Evet. Bir futbol dışında bir tahsis yapıldı. Hani başka bir branşta. Ferhat Bey'in de dediği gibi malzeme yardımı oldu. Evet. Ben biliyorum yani belediye belediyesi ve Şafak Spor'a, Şanlık Spor'a bazı yardımları bulundu. Yani bulundu. Ama biz bir kuruş daha yardım alamadık. Bunun da farklı sebepleri var. Şimdi burada konuşmak istemiyorum. Evet. İş siyasete girer. O yüzden yardım almadığımızı, bir kuruş daha almadığımızı şimdi bunda biraz herhalde Metin Hocam konuyu açıkladı. Birazdan mahalle takımı olmanın avantajları evet. Oldu değil mi? Yani tabii bu yardımlar mahalle takımlarına mutlaka yapılsın. Onun dışında hani bütün kulüplerimize yapılsın. Bütün kulüplere, yapılsın. Buradaki evet, yani. Şey şu. Önce Ünye'nin bir takımı Ünye 1957 Spor'sa önce bu ayaklar kendi ayakları üzerinde durmalı. Bunun tabii. Durması için de daha önceki yıllarda nasıl bu işte dolmuş hat çalışmaları veya da parklar verilmişse bir şekilde bunlar elimizden gitti. Bunlar günkü, tamamen iyi niyetle yapılmış çalışmalardı o dönemde. Çalışmalardı fakat az önce arkadaşımız ne dedi? Gogina Parkı'ndaki çay bahçesini biz şahıs olarak değil kulüp olarak almak istedik. Gitti dedi. Şahıs olarak alsaydı belki bundan sonra gelecek olan yönetim değiştiğinde kim almışsa onda kalacaktı.
Doğru değil mi? Ferhat Bey onu kastetti. Evet, onu kastetti. Evet. Biz de bu işte dolmuş hatlarını zamanında verdiğimizde tam kulüp yöneticilerine verdik ama gelirlerini, giderlerini iyi takip edemediğimiz için o günkü şartlarda onları kötülemek, karalamak maksadıyla değil. Onlar da iyi niyetle çalıştılar ama evet. Bu iyi niyetler bazen ortada işte. İyi niyet bazen kötü niyete tekabül ediyor. Bunlar şu anda ortada yok. Bu saatten sonra ne yapabiliriz? Madem amatördeyiz, amatörde hemen hedefi çıtayı yükselterek şampiyonluk değil, gerekirse 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ayaklarımızın üzerinde durup, kendi yağımızla kavrulup, gelir ve giderlerimizi düzelttikten sonra yukarıya çıkmaya çalışalım. Yoksa biz geçen yıl, ondan önceki yıl trilyonlar harcadık. Evet. Ne oldu bu trilyonlar? Güme gitti. Hı hı. Amatör kulüplerimize semt sahaları yapılsaydı o paralarla. Veya bak, tesis yapılsaydı. Tesis yapılsaydı geleceğimiz kurtulurdu. Ama geç kalmış sayılmayız. Bugünden itibaren bunları yapalım. Önce 1957 spor diyorsak, önce 1957 spor hedefini yarın şampiyon olacak diye değil, hedefinin 3 yılını, 2 yılını planlayacak. Diyecek ki biz 2 yıl tesis seçmeye gideceğiz. Evet. Kendi öz evlatlarımızla oynayacağız. Nereden oynayacağız? İşte Ünye Futbol Kulübü'nden alacağız, Ferit Çakmak Spor'dan alacağız, Çınar Spor'dan alacağız. Diğer spor kulüplerindeki gençleri alacağız, onları da iyi oynayanları. Yukarıda karma yapacağız, Ünye 1957 spor olarak devam edeceğiz. Zaten bu işin temel felsefesi de bu değil mi? Yani Çınarlık Spor altyapı yapsın, oradan yetişen oyuncunun hedefi ilk önce Ünye 1957 spor olsun. Ama yani tesisleşme konusunda şunu söyleyeyim ben yani bir cevizleri var ama cevizlere bizim için pek bir artı bir şey oluşturmuyor. Yok, altyapı kulüpleri yani, için değil. Evet, tesisleşme yani, hani şu an Hamza Bey'in dediğini ben çok iyi anladım. Çünkü kaç yıldır harcanan aslında tesis konusunda bir söz de verilmişti. Kazma vuruldu, vurulacaktı. O kazma vurulmadı. Bugün o harcanan paralar tesisleşme konusunda Cevizdere'ye yapılacaktı. Evet. Bu orada uygun yer vardı. Bu Ünye 1957 spor içindi. Onun yanında yine amatör kulüplerini istifade edeceği, işte amatör takımların birer odada olsa onlara hizmet verebilecek yerler de düşünülüyordu. Hocam biz şunu söyleyeyim. Hiçbir şeyi düşünerek yapmıyoruz. Şimdi Cevizdere'de sahamız var. Hadi futbolcular, yani çocuklarımız orada top oynuyor. Ben veli olarak oraya geldiğimde bu maçı nerede izleyeceğim? Evet. Nerede tribünlerimiz? Yapıldı mı? Yapıldı. Bunu biz geçen... Duşlarımız var mı? Duş yerlerimiz var mı? Tamam, uzak bir yere yapmışlar. Ya arkadaş, sporun da kendine göre bir göz zevki vardır. Yapılması gereken bir alan vardır. Biz yaptı, oldu. Kim yaptı? Biz yaptık. Tamam, serin yere halıyı veya da çimeni serin. Tamam, bitti. Ya böyle bir anlayış olmamalı. Dışarılara gittiğimizdeki tesislere bakıyoruz. Ne güzel. Bize geliyoruz. Hiçbir şey yok. Bu neden kaynaklanıyor? Sözde bizim Ankara'da dayımız var. Aslında bizim Ankara'da dayımız falan filan yok. Biz Ankara'da dayımızdan ne istediğimizi bilmiyoruz. Yani böyle de bir durum var. Ordu'nun bize bakış açısı her zaman olduğu gibi belli. Bak ben notumu almıştım. Biz şu anda nerede yayın yapıyoruz? Ünye İlçe Spor Müdürlüğü'nün Gençlik Merkezi'nde yayın yapıyoruz. Evet, biz unuttuk yayının başında. Kütüphaneden yayın yapıyoruz. Ne güzel bir tesis yapılmış buraya. Gençlik Eğitim Merkezi, evet. Ne güzel. Peki boş, niye boş? Ya arkadaş, şunun yan tarafında bir dere var. Oradan buraya bir köprü yapılsa dolmuş buradan geçecek. Buraya öğrenciler, gençlerimiz gelecek. Yapılmış mı? Yapılmamış. İmam Hatip'in orada bir köprü yapılacaktı. Yayalar bir an önce yani buraya ulaşım sağlanacaktı. Hı hı. Yapılmış mı? Yapılmamış. Çok güzel tesis yapılmış. Allah büyüklerimizden razı olsun. Ama ben buraya gelemedikten sonra buraya tesis yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Herhalde bu da çözüm bekleyen bir sorun ama herhalde çözülecektir. Çözülecek diye bekliyoruz. Ama ben siyasilere, büyüklerimize şunu söylemek istiyorum. Biz basın olarak da bize görev düşüyor. Buraya mesela il müdürümüz geldiğinde bizim haberimiz olsa sorular sormamız lazım. İl müdürüme bakıyorum. Bir sabah ansızın gelmiş gitmiş, ertesi gün bana mail gelmiş. İşte il müdürümüz Ünye spor şehrini gezdi, ilçe spor tesislerini gezdi, gençlik merkezini gezdi ve gitti.
Ben geliyorum buraya, bakıyorum bir ton şey var, eksikler var. Giderildi mi? Giderilmedi. Ya potaya bakıyorum, başka bir yerden sökülmüş, buraya pota gelmiş. La kardeşim, burası yeni tesise eski pota gelir mi? Böyle bir zihniyet olabilir mi? Ha, biz bir şeyleri iyi takip etmemiz lazım. Zihniyetlerimizi değiştirmemiz lazım. Önce ne dedik? Ünye Spor, Ünye 1957 Spor'sa, amatörlere de bakacaksa, önce biz 1957 Spor'a bir plan yapmamız lazım. 2 yıl, 3 yıl şampiyonluğu düşünmeyeceksin. Evet. Hep birlikte tesisleşeceğiz diyeceğiz. Kurtuluşumuz, mesela az önce siz de okudunuz, semt sahaları istiyor vatandaş. Evet. Haklı, semt sahalarımız var mı? Şehirimiz gittikçe güzelleşiyor, betonlaşıyor gerçi ama güzelleşmiyor, betonlaşıyor. Hepimizin yaş ortalaması hemen hemen aynı diyelim. Biz hep sulak yerlerde top oynardık. Şimdi buralar hep ne oldu? Yarar gibiydi. Yani hani buralar hep binalar dikildi. Yani... Ama bu bina yapılırken işte şehir plancıları var deniyor. Ya bu şehir plancıları uzayda mı yaşıyor ve de nerede yaşıyor? Şehirleri planlarken nasıl semt sahaları yapmazlar? Nasıl çocuk parklarını düşünmezler? Nasıl yeşil alanları düşünmezler? Ya Google diye bir şey var, ona sorsalar biz bu şehri planlayacağız, nasıl planlayacaksınız? Google bile size şehir planlar ama biz mühendislerimiz, inşaatçılar ne hikmetse buldukları yere binayı dikiyorlar. Ya bir sorun, bu en basit bir örnek. Şimdi bugün Hamboğaz'ın Niksar Caddesi'nde boru patlattı kazı yapılırken. Ya arkadaş, bir plan vardır. Der ki bunun bir metre altında Ünye'nin ana su boru hattı geçiyor. Yani bir metre altında. Evet. De ki buraya şu şartlarda kazı kazılır. Bunun haricinde kazı kazılmaz. Bizim bir planımız bile yok. Yani hiçbir şey de yok. Ne olmuş? Burada su duruyor. Orayı kazın. Eşin orayı düzeltin. Ne çıkacak bakalım. Ne çıkacak bakalım. Yani her şeyimiz plansız. Biz lütfen ne yaparsak yapalım, planlı programlı yapalım. Geleceğimizi ona göre inşa edelim. Herkes iyi niyetlerle çıkmış. Zamanını işte beden eğitimi hocasısınız, siz beden eğitimi hocasısınız. İşte evet. Yine öğretmensiniz. O... Yani siz sporun dalından gelmişsiniz, bir şeyler çabalıyorsunuz. Sizin çabalarınızla bir şeyler gidiyor. Birileri de bir şeylerden küsmüş, niye? Abi Ünye Spor'a yönetici olduğun cebinden para gidecek. Niye? Paralı işler bu işler. Yani evet. Para harcayacaksın. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim, biz hani konunun burasına şuradan geldik. Kulüplerin maddi sorunlarını çözme konusu biraz Tuncay Hocam'dan başladı. Fevçakmak Spor Kulübü'nün sosyal tesisi bir anlamda maddi sorunları çözmüş oldu. Ama yeni. Yeni, çözecek. Evet. 35 yıldan sonra. Evet, 35 yıldan sonra. 35 yılda herhalde Metin Hocam kuruluş yapalı. 5 yıl oldu. Metin Hocam da tabii ki beklenti içerisinde. Şimdi Çınarlık Spor var. Çınarlık Spor bir mahalle kulübü olması açısından şimdi muhtarı vardır ama Metin Hoca'nın bir muhtarı bile yok. Değil mi hocam? Yani biz daha çok genele hitap ediyoruz. O şekilde bir yola çıktık. İşte o nedenle şimdi sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Şimdi evet, sosyal tesisten bahsetti hocam. Fevçakmak Spor'da. Geçen gün protokolü de bahsedeceğim biraz sonra da. Ben de notlarım arasında hocam, yani, onu da konuşacağız. Sen Hasan Bey'le sohbetimizde şunu ifade ettim kendilerine. Sayın Kaymakam, bugün siz kulübümüzü ziyaret etmek isteseniz, bugün bizim bir yerimiz yok. Kulübümüzün aldığı kupalar bugün benim kendi evimde misafir odasında duruyor. Evet. Yani bu gerçekten acınacak bir durum. Ha, diyebilirler ki, kardeşim siz kulüp kurarken kime sordunuz? Kurmuşsunuz, kendinize yapın. Hayır, öyle değil. Niye öyle değil? Bakın, sözlerimin başında şunu söylemiştim. Ben okul sporları temsilcisiyim 10 yıldır. Bana bugüne kadar bir kişi daha gelip de hocam bu Ünye'de kaç tane lisanslı sporcu var, öğrenci sporcu diye kimse sormadı. Ben size söyleyeyim, 5000. 5000 lisanslı sporcu var. Şimdi bu ciddi bir rakam. Hocam şeyi biliyor musunuz, özür diliyorum araya girdim de. Bu 5000 lisanslı sporcunun ne kadarı futbolda belli mi hani? Branşlar şu anda aklımda yok ama... Nedir? Hatırı sayılır bir kısmı futbol. Hatırı sayılır futbol. Tamam. Seçildiği evet. için ama bireysel sporlarda çok fazla sporcu var. Yani şunu demek istiyorum, bakın. Bugün ünlümüzde çok değerli köşe yazarı, yazarlar arkadaşlarımız var, basından arkadaşlarımız var, Hamza Bey gibi. Konuşmalarda genelde hep ne geçiyor? Konu başlıkları. Akkuş Niksar yolu. Birincisi bu. Evet. İki, OSB, Organize Sanayi Bölgesi.
3 devlet hastanesinin önü gibi çoğaltabiliriz. Öncelikler fakülte, değil mi hocam? Evet, fakültenin evet. yeri. Hep bunlar konuşuluyor yıllardır. Ne yazık ki ben bir tane siyasetçiden, bir tane gazeteciden, hiç kimseden sporla ilgili hiçbir konu başlığı duymadım. Vaatler bunu... söyleniyor. Vaatlerde öyle bir şey yok. Ve bu zaten bizim bakış açımız zaten ciddi anlamda ortaya koyuyor. Bizim önce, bunlardan önce spor tesisi gençlerle ilgili neler yapılabilir? Bunu konuşmamız lazım. Şimdi biz... Şöyle mi hocam? Şöyle yani teşhis çok güzel hocam. Mükemmel. Harika. Nedir? Şimdi Hamza Bey bunları zaman zaman dile getiriyor ben biliyorum. Evet. Siyasilerimizin gündeminde spor daha çok kaşkol takmakla sınırlı. Evet, Türkiye genelinde öyle zaten. Olay bu. Bu bir. Kesinlikle SEM sahaları, lisanslı spor sayıları, bu genelde temenniden öte geçmiyor. Bazı evet. planlar, projeler yapıyor. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu bunlar protokol de yapıyor. Her yıl yapıyorlar hocam ama evet. uygulamada yok. Uygulamada sıkıntılar var. Ya birileri başlıyor, biraz götürüyor, üzerine koyan yok. Ama Metin hocamın koyduğu teşhis çok önemli. Yerel siyasetçi ya da yerelde basındaki köşe yazarlarımızın ya da bu işi konuşanların öncelikleri arasında neden spor yok diyoruz evet. değil mi hocam? Ya da spor yok, sporcu yok, tesis yok, altyapı yok diyelim mi hocam? İşte diyelim biz... yani ama biz spor dediğimiz zaman insanlar şunu algılıyorlar yani futbol ve en iyi spor, elde edildiği spor. Hayır öyle değil. Aslında değil. Hamza Bey'in dediği gibi biz yanlış yerden bakıyoruz. Ben zaten bunu yıllardır söylüyorum. Bizim önce altyapı yani mahalle SEM sahaları, spor sahaları, spor alanları bunların yapılması lazım. Yani biz bugün bir çanlığımız var. Ünye dışından gelen herkesi gördüğün zaman insanlar hayran kalıyorlar oraya ve biz orayı değerlendiremiyoruz. Yani baktığımız zaman sabahları işte belli yaşın üstteki insanlar spor yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Evet. İyi güzel de biz Allah aşkına geleceğimiz olan çocuklarımız için Ünye'de ne yapıyoruz? Koca bir hiç. Bak şu saatte şu anda bizim takımımız antrenmanı yeni bitirdi Cevizdere'de. Evet saatte 20 bir grup 21. servisten gidiyor geliyor. Mevzu bu değil aslında. Mevzu bizim spor yapma alışkanlığını çocuklarımıza, gençlerimize kazandırmamız lazım. Çünkü çocuklarımız öyle bir noktada ki bugün çocuklarımız evden okula, okuldan dershaneye, dershaneden tekrar eve. Bir üçgen içerisinde gidip geliyorlar. Biliyorsunuz cumartesi günleri okullarda 6-7 saat bir ders koyuldu. Okul artık 5 günde 6 güne çıktı. Evet. Tekli eğitime, ikili eğitimden tekli eğitime geçildi. Sevindik. Saat 2.30-3'ten sonra çocukları alacağız diye umut ederken. O da olmadı. O da olmadı. Okuldan çıkan çocuklar saat 4.30-5'e kadar okulda tekrar ek dersler koyulmaya başlandı. Yani bizim Milli Eğitim Bakanımız, yeni bakanımız Ziya Selçuk bu konuda çok ondan ümit varım. Hani inşallah projelerini gerçekleştirebilir. Biz Ünye özelinde bunu yapmamız lazım. Bunu yaparken de yine Hamza Bey'e şu noktada katılıyorum. Bizim ordudan bir şey bekleme şansımız yok. Neden yok? Biz zaten yıllardır kendi yağımıza kavruluyorduk. Büyükşehir olduktan sonra biz artık bir mahalle olduk. Bunu hani ister kabul edin ister etmeyin. Ünye 120 bin nüfuslu büyük bir mahalledir. Bizim her şeyimiz oraya bağlı. Bizim kendi başımıza bir şey yapma şansımız yok. Bakın Cevizdere'de biz akşamları antrenman yapamıyoruz diye o kadar yerlere dolaştık. Zorla ışıklı andırma yaptık. Ünye ordunun en büyük ilçesi olduğu halde en son ışıklı andırma gelen sahası. Evet. Işıklı andırma da adı ışıklı andırma. Işıklı andırma da değil hocam. Değil. Yani orada sporcunun rahat şekilde spor yapacağı, futbol oynayabileceği, yani antrenman yapabileceği bir ışıklandırma yok. Ben orada hemen bir örnek vereceğim hocam. İkizce'ye bir yatırım yapıldı. Yaklaşık 1.2 milyon TL veya daha üzeri de olabilir. Nizami ölçülerde değil. Bakın açıkça söyleyeyim. Bugün amatör futbol sahaların ölçüsü en küçüğü 45'e 90'dır. Burası 45'e 90 bile değil. Ama oradaki o tesisin ışıklandırmasını görün hocam. Sanki şeye geldiniz. Yani bildiğimiz bir Süper Lig takımının orada hiçbir şey yok ya. Bazen akşamları Samsun'a gelirken Lig Büyük'te bir yol kenarı evet, tesis var. Evet ben maç oynadım hocam orada. Evet söylediğiniz saha. Gece ışıkları yanıyor. Hı-hı. Hepsini yakmıyorlar. İki tanesini yakıyorlar gündüz gibi yani.
Evet. Yani neyse, ışıklandırma konusu farklı bir konu. Yani. Muhammed Hocam, yani Metin Hocam da bilir. Biz orada il toplantısına gittiğimiz zaman Cevizdere'ye bir tribün yapılsın, bunu 3 senedir, 5 senedir söylüyoruz. Yani söylüyoruz. Yani hiç kimsenin bir şey yapmıyor. Sadece herhalde tribün olmayan şey, sadece biz varız değil mi? O oraya bağlayacaktım zaten. Işıklandırması olmayandık. Şimdi de tribün olmuyor. Hamza Bey'in gündeminde de o var. Geçen evet. programda da söyledi. Evet. Değil mi? Yani bunu... Yani önce Metin Hocam... Seyirciler çok şey bu konuda yani. Yani tel örgünün arkasında gözümüz bozuluyor. Ya, aynen. Evet. Şimdi oradan ben farklı bir şeye geleceğim. Bakın arkadaşlar, ben şunu söyleyeyim. Biz burada şu anda ne için toplandık? Amatör sporun sorunlarını konuşmak için. Evet. Şimdi biz amatör sporun sorunu halledebilmemiz için öncelikle altyapıya komple eğilmemiz lazım. Bakın şu kulüp bu kulüp değil. Biz bütün enerjimizi yıllardır Ünye Spor, Medeni Spor mu isim karamaşası var. Onu harcıyoruz. Hı hı. Şimdi ben diyorum ki Ünye Spor amatör kümeye düştüğünde, ki hali hazırda Ünye Spor, esas Ünye Spor TFF tescilli şekilde duruyor. Bugün birisi almak istese o kulübü alabilir. Rahatlıkla alabilir, evet. Bugün Ünye 1950 Spor, eski ismi Belediye Spor, ismi değişmiştir. 50 Spor olmuştur. Ve bugün bir kulübün idame edilmesi için belediye desteğinin, siyasetin desteğinin gereğini biliyoruz. Bence 1950 Spor, yine Belediye Spor devam edip kendi ismiyle, öz ismiyle, belediye imkanlarına faydalanarak yola devam etmeli. Ve biz Ünye Spor'umuza sahip çıkmalıyız. Şimdi bu farklı bir... Ünye Spor'a şu anda ligde olmayan Ünye Spor'u? Ligde olmayan. Eski Ünye Spor'u mu? Evet, esas Ünye Spor. İkinci amatörlü. Yani şunu diyebilirsiniz arkadaşlar, şimdi bu nereden çıktı? Yani burada yeni Malatya Spor var, eski Malatya Spor yok, ismi değişti. Tabii ki 1950 Spor bugün profesyonel lige çıksa o da Ünye Spor'un yerini alır. O mevzu değil. Ben demek istedim şu, enerjimizi boşa harcıyoruz. Biz Hamza Bey'in de dediği gibi illa çıkalım değil. Biz önce altyapıda bütün amatör kulüpleri kucaklayacak şekilde ve hep tesis diyoruz ya, aslında bizim Ünye'de öncelik yapmamız gereken bir iç barış arkadaşlar, bakın. Spor adamı noktasında bizim kendi içimizde sıkıntılarımız var, antrenörler noktasında, kulüpler noktasında. Önce bunları bir oturup bizim bir halletmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü 5 yıl bir süreç içerisinde şunu gördüm. Yani biz içeride ne kadar ayrı hareket edersek başarılı olma şansımız yok. Ve dışarıdan da zaten bizim o şekilde hareket etmemizi isterler. Bizim önce tesisten önce, her şeyden önce bunu halletmemiz lazım. Herkesin bir masa yatağında oturup düşüncelerini söyleyip bir ortak akıl, ortak yol bulunması lazım. Burada yeni bir felsefe geliştirilmeli diyor. Kesinlikle. Metin Hocam. Şimdi bu noktada Eren zamanında 57 Spor'u işte yaptığı zaman, kurduğu zaman diyelim, 3 tane toplantı yaptı farkında. Ama o toplantının sonucunda bugün ortada da ne kaldı? Ne kaldı? Bin Murat Ülgen ve sizin yönetiminin ligi tamamlanması için çabalaması kaldı. Baktığımız zaman harcanan paralara, Ünye Spor'un 4,5 trilyon borcu, 5 trilyon borcu olduğu söyleniyordu. Bugün o borçtan daha fazla harcandı. Ve bugün 57 Spor alt yapısında çocuklar bugün itibariyle Cevizdere'de antrenmana gidemiyorlar. Evet. Kaç tane deplasmana özel araçla gittiler. Özel araçla. Bunların Ünye'liler bilmezler. Şimdi bunlar bu haldeyken tekrar aynı şeyleri konuşup aynı yanlışları yapmanın bir mantığı yok. Bizim oturup konuşmamız lazım ve bir abi rolünde bu işi bir kişinin ele alması lazım. Mesela örnek Samsun'da İsmail Yönük Samsun'u aldı. Dedi ki bu kulübün, bu Samsun ilinin en büyük kulübü biziz. Biz üst yapıyız. Ve Samsun ilindeki bütün amatör kulüplerin sene başında TFF yatırılması gereken 450 liraları İsmail Yönük yatırmış. Ne demek istiyor? Ben sizin abinizim, siz oyuncu yetiştirin bana. Ve bugün bir birliktelik sağlanmış görünüyor Samsun'da. Şimdi bizim bunu da burada bunu yapmamız lazım. Bugün 1950 Spor eğer ben Ünye Spor'un yerini alacağım diyorsa, bu sadece isim değiştirmeyle, bağlı transferler, siyahi oyuncular getirerek olmaz. Ki olmadı da zaten. Ünye Spor, bakın Ünye Spor dediğimiz zaman benim tüylerim diken diken olur. Neden? Çünkü ben 1985'li yıllardan itibaren, küçüklüğümden itibaren Ünye Spor'un bütün maçlarını İçeride dışarıda deplasmanına gitmiş insanlarız. Benim yaşlılarım arkadaşlar bunları çok iyi bilirler. Ancak işin içerisinde farklı işler girdikten sonra iş farklı yerlere gitti.
Ha bunu niye söylüyorum? Bu aşağıda sirayet ediyor. Amatöre de sirayet ediyor. Ve biz bugün baktığımız zaman Arif Bacacı'dan sonra, Murat Sözkesen'den sonra bir futbol yetiştirememişiz. Niye? Bizde yetenekli çocuk yok mu? Ben size söyleyeyim. 230 km ileride bugün itibariyle Trabzon'la Abdülkadir Ömür çıkabiliyorsa, Yusuf Yazıcı çıkabiliyorsa buradan da çıkar. Yani, öyleyse bizim evet. yapmamız gereken bence önce tesisten önce her şeyden önce bir iç barış, ortak bir akıl hareket edilmesi ve bir yol haritası çizilmesi. Bu yol haritasında 57 spor ya da 100 spor adını ne derseniz deyin. Onun şampiyon olması, profesyonel lige çıkması ilk basamak olmaması lazım. Metin Hocam, Metin Hocam'ın söylediğinde ben şu sonucu çıkardım. Şimdi biz hani şeyi konuşuyoruz ya. Kulüplere işte Çınarlık Spor'a bir sosyal tesis verdik, maddi sorunu çözdük. Evet. Fevçakmak Spor'un o sorununu çözdük. Ünye 1957 Spor'a işte değişik şeylerle yine sosyal tesisle veya beyaz hatla, yeşil hatla neyse maddi sorunu çözdük. Diyelim ki Ünye Futbol Kulübü'nün, Ünye Gücü Futbol Kulübü'nün sorunlarını, maddi sorunlarını çözdük. Gittik fiziki ihtiyaçlarını da çözdük. Gittik sem sahalarını da oluşturduk. Cevizdere'de Ünye 1957 Spor'a ait çok iyi bir tesis de yaptık. Her şey mükemmel ama Metin Hocam'ın demek istediği şu. Bunu yapmış olsak bile sonuç alamayız diyor. Çok doğru. Nedeni de şu. Bir, bu işe bir abilik yapacak. Bu kulüpleri bir felsefe ortaya koyacak, bir araya getirebilecek futbolun ortak aklında buluşturacak bir felsefe değişikliğine ihtiyaç var diyor Metin Hocam. Tarif edebildim mi? Herhalde çok, bu. Çok güzel tarif ettiniz. Yani olay yani... olay şu hocam. Neyi çözersek çözelim. Maddi problemi de çözelim, tesisleşmeyi de çözelim. Bütün imkanları verelim. Eğer biz birbirimizle sürekli rekabet halinde olursak, hani rekabet halinde dedim, takımlar tabii ki rekabet edecek. Sahadaki rekabet farklı ama Metin Hocam'ın demek istediğini ben çok iyi anladım. Burada önce birinci öncelik bir felsefe ortaya konmalı. Ondan sonra hocam burada bu... Ben bir araya girmek istiyorum. Hı-hı. Ben buraya gelirken de sırf bunu söylemek için geldim. İkimizin özellikle elimde tekstil insanlar anlayacaklar. O yüzden bundan sonra bazı şeyler farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer biz Ünye'deki çocuklarımıza bir fayda sağlayacaksak, kişisel çekişmeleri, kısır döngüleri bırakıp evet. Ünye'deki çocukların yetişmesi için, gelişmesi için, futbol altyapısının gelişmesi için bir şey yapmamız lazım. Bakın, dikkat edin, halterde dünya şampiyonu çıkardık. Hı hı. Bu az bir şey değil. Bu neyi gösteriyor? Bu bizim çocukların yeteneğini gösteriyor. Bugün dünyada eğer futbolcu Brezilya'dan çıkıyorsa, bugün Türkiye'de futbolcu Karadeniz'den çıkıyor. Biz Ünye Futbol Kulübü olarak geçtiğimiz 5 yıllık süre içerisinde daha yeni de Antalya'da, İzmir'de turnuvalara gidiyoruz, altyapı turnuvalarına. Evet. Gittiğimiz her yerde şunu gördüm, bakın. Orada bizim Karadeniz halinde çocukların hiçbiri bizim çocuklarımızda yetenekli değil. Ama orada çocukların artısı şu, çok fazla çalışmışlar. Kendilerini geliştirmişler. Aileleri de bakış açısı da çok farklı. Bizim eksiğimiz bu. Eğer bizim tesisimiz olsa, bakış açımız farklı olsa ailelerinde çok daha farklı yerlerde oluruz. Bugün söyleyebiliyor musunuz Karadeniz bölgesinde iki tane suni çim ya da futbol çim sahası, normal çim sahasının yan yana olabileceği bir yer? Öyle bir yer var mı? Yok. Diyorsun. Evet. Yok. Yani tesisimiz yok. Biz bugün İzmir'de Kuşadası'na gittiğimiz zaman Altınordu Kulübü'nün 10 tane çim sahası var yan yana. Onu ortadan ikiye böldüğü zaman küçükler, o 11-12 takımları aynı anda 20 tane maç oynanıyor. 20 tane maç, 40 tane takım. Biz iki tanesini yan yana getiriyoruz. Hocam biz öncelikle neye yapacağımıza karar vermeliyiz. Evet, bir yol haritası çizelim. Mesela İzmit, Kocaeli, Kartepe. Evet, Kartepe. Gittik Ünyespor'da zamanında gördük. Kampa. Kampa gittik. Evet. Ya ben oraya gideceğimize dedim, bizim Akkuş'un Gürkan Tepesi'ne çıkalım. Akkuş'a saha yapalım. Akkuş'a öyle tesisler yapalım. Bütün birincilikler dahil, yurt dışından dahil buraya gelirler. Hem havası. Kesinlikle yani. Hem mevkisi. Daha güzel ama biz hem kendimizi de pazarlamasını bilmiyoruz. Hemen biz yarın tesisi kurmakla birlikte hemen cebimizi doldurmaya bakıyoruz. Nasıl kazanacağız diye bakıyoruz. Karadeniz'e bir de böyle bakmak lazım. Karadeniz'de böyle bir kamp yapılan tesis yok, yok zaten. Ama Ünye olsun. Ama Ünye olması için de Metin Hocam'ın dediği gibi önce biz, yani biz kavga ediyoruz manasında değil ama önce biz birlikteliğimizi sağlamalıyız. Çünkü rekabet nerede olur? Rekabet sahada olur. Tabii. Rekabet sahada olacak. Evet.
Ama geri planda hepimizin hedefi gençlerimizi, çocuklarımızı nasıl yetiştirebiliriz? Bir de bizde şu sıkıntı var. Bence o sıkıntının büyük sebeplerinden bir tanesi tesislerimizin olmaması. Biz şimdi çocuğu okula götürdük. İşte beden eğitimi öğretmeni diyor ki spora gitsin, şunu yapsın, bunu yapsın. Ya çocuğum ya zayıf alırsa ya dersten geri kalırsa. Aslında tam tersi. Bir çocuk nasıl sosyalleşirse dersten o kadar daha haz alır ve o kadar daha fazla kafası çalışır. Çocuk eğer sosyalleşmese, evden okula, işte okuldan eve giderse, hiçbir şey olmasa, bir de diyoruz ki çocuğumuz kötü yola düşer. Yani doğaldır. Çünkü arkadaşı bir şekilde arkadaşı çekecek. Çocuk çünkü bir yere gitmesi lazım. Enerjisini bir şekilde atması lazım. Bu enerjiyi nasıl atacak çocuk? Ben tesisleşme konusunda bir şey söylemek istiyorum. Yani tamam. Şimdi bizde bir cevizleri var ama buraya gidiş gelişte bizim için sorun oluyor. Ama tesisleşme konusunda şehir merkezinde bir yerimiz olsa bizim. Şimdi istersen... Yani çocuk futbol oynuyor, çok güzel bir gol atıyor ama yani o çocuğun attığı golü böyle sevinip konuyu... paylaşabileceği bir şey bulamıyor yani. O hazı alamıyor çocuk. Şimdi olayı oraya getireceğiz şimdi. Biraz yavaş yavaş toparlayalım çünkü vaktimiz de... Evet. Ben hemen hızla oraya getiriyorum. Şimdi o noktada hemen Ferhat Bey'e döneceğim. Çınarlık Spor Cevizdere'ye nasıl gidiyor kardeşim? Orada antrenman nasıl yapıyor? Az önce mesaj attı Erdal Şentepe. Cevizdere zemininin hali işler acısı diyor. Kesinlikle Erdal'a katılıyorum o konuda. Şimdi Çınarlık Spor takımını oraya götürebiliyor mu? Götürüyorsa ne zaman götürüyor? Yani bu anlamdaki sıkıntılarınız nelerdir? Örneğin Çınarlık Mahallesi'ne bir tane semt sahası yapılsa hiç fena olmaz. Neler söyleyeceksin Ferhat Bey? Buyur. Kesinlikle. Önce alanda Metin Hocam'la yani. İlgili, Ünye Spor'la ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum. Kulübün son başkanı Oktay Toprak, kulübü 2 yıl önce Ünye Spor olarak devam etmek adına bir yönetim oluşturdu. Hatta bu yönetimde benim de olmamı istedi. Biz onunla ilgili bir çalışma yaptık ama kulübün kendine ait tesislerinin hepsinde haciz olduğu, kulübün belli bir borcu olduğu ve durumunun çok iyi olmadığını anladıktan sonra Oktay Bey'in önderliğinde Ünye Spor Kulübü, zaten kulüpler biliyorsunuz dernek şeklinde, Ünye Spor Kulübü Derneği FES oldu. O konuyu bir burada paylaşmak istedim. Hani Ünye Spor devam ediyor FES'i konusunda. FES olmadı mı? Yok. Dernek olmasa zaman bizzat sordum. Öyle mi? Çünkü FES'i olması ile ilgili çalışma yapıldı. O konuyu biliyorum. O mahkeme, Sol Hukuk Mahkemesi karar veriyor ona. Evet. Hani o FES'i olmuş olsa zaten basının da haberi olur. Hamza Bey'in de haberi olur. Ünye Spor'la ilgili böyle bir çalışma yapıldığını biliyorum. Onu paylaşmak istedim. İkinci konu Çınarlık Spor'la ilgili. Biz antrenmanlarımıza kendi tahsis ettiğimiz aracımızla, kulüp başkanımızın kendine ait olan aracıyla gidip geliyoruz. Şu anda Murat Karaman'ın. Evet. Onun dışında belediyeden yardım konusuna gelince 2018 ve 2017 yılında Ünye Belediyesi'nden herhangi bir yardım almadık. Daha önceki yıllarda sadece kira yardımı aldık. Onun dışında herhangi bir yardım almadık. Hı hı. Metin Bey de az önce anlatmak istedi. Geçen yıl yaşadığımız bir olayı kısaca anlatmak istiyorum. Bu yaşadığım olayı muhtemelen çoğumuz da yaşamışsınızdır. Ahmet Bey'den randevu istedik. Ahmet Çamyer'den. Yönetim kurulu olarak 10 kişi, 10 tane iş adamı. 1,5 saat boyunca kapıda bekledik. İçeriye girebilmek için. Randevu alındıktan sonra. Neyse içeri girdik, oturduk. İşte bize yardım edilemeyeceği konusunda Ahmet Bey bize açıklama yapıyordu. Başkan. O ara Erhan Bey içeri girdi. Evet. İşte ya başkanım hayırlı olsun. İşte şu transferi de gerçekleştiriyoruz falan. Bir rakam da söyledi. Burada konuşmak istemiyorum. Bu bizim için üzücü bir durum oldu. Ben mahalle takımıyım. Benim istediğim yardım atıyorum 5000 lira. Fazla söylüyorum yani. Evet. Ama o transfer 50.000 lira, 60.000 liralık bir transferden bahsediyor. Bir futbolcudan bahsediyorum. Az önce Sayın abim dedi ya işte çok büyük bütçeler harcandı ama paraların nereye gittiği belli olmadı. Bu anlamda Ünye Belediyesi bir mahalle takımına 5.000 lira yardım edemezken bir futbolcuya 60.000 lira, 70.000 lira transfer bedeli ödemesi benim şahsım adına, biz de futboldan gelen insanlarız, beni üzdü. Bu sizin şekilde, söylediğiniz en küçük rakam. Ben örnek olarak bunu gösterdim. Daha sonra tabii ki biz hiçbir kulübe rakip değiliz. Bizim amacımızı ben zaten buraya ilk geldiğimde söyledim. Biz mahallemizin gençlerini bir arada tutalım istedik. Onları kötü alışkanlıklarına uzak tutalım dedik. Altyapı yapmak için mücadelemiz var. 2 yıldır, 3 yıldır altyapıyla uğraşıyoruz.
Ama tabii ki Ünye, 1957 Ünye Spor bizim kulübümüz. Benim de gönül verdiğim kulüplerden biri. Tabii ki bütün ortada bir pasta varsa %80'i, %90'ı gene onların olsun. Ama bizi de nasıl ikinci sınıf kulüp statüsünü almasınlar yani. Ben bunu demek istiyorum. Yaptığı iş ölçüsünde, yaptığı iş boyutunda ki yapılan hizmet, burada yapılan hizmet insana yapılan hizmet. Yani şöyle anlaşılmasın. Burada bir felsefe eksikliği var. Metin Hoca'nın demek istediği de o. Ferhat Bey, sizin demek istediğiniz de o. Tuncay Bey'in, Hamza Bey'in ve benim de zikretmek istediğim bu. Yani belediye olarak hizmetlerini yol olarak yapabilirsin. Farklı projeler geliştirebilirsin. Efendim, hani bir logar kapağı kadar değeri olsun bizim çocuklarımızın, değil mi Metin Hocam? Yani tabii ki, yani belediyenin bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Bakın biz okul takımlarında olsun, kulüpte olsun, Türkiye'nin her yerine gidiyoruz hemen hemen. Biz her yerde şunu görüyorum. Mutlaka belediyelerin bir tesisi var. Evet. Şimdi Eylül Spor'un maçına gitmiş vatandaş. Fotoğraf çekmiş, paylaşım yapıyor. Ünye Belediyesi şehir stadyumu. Allah aşkına ne zaman Ünye Belediyesi'nin olduğu stadyum? Yani olmayan şeyleri bir de varmış gibi gösteriyor. Ben bunu üzülüyorum. Bakın. O da bir benim de kafama takılan bir şey. Biz Ünye Şehir Stadı diye paylaşım yaparken Ünye Belediyesi belediyeye ait bir stat yok. Nerede var? Şimdi hani ben bunu konuştuğum zaman şunu söylüyor. Ne demek Ünye Belediyesi'nin stadı var? Yok. Ünye Belediyesi'nin önce bir spor salonu olması lazım. Bir yüzme havuzu olması lazım. Bir futbol sahası olması lazım. Biz bu Atatürk Parkı'nda antrenmana gittiğimiz zaman bizden para istemiyor. Bir defa sen eğer belediyesen, sen önceliğin buradaki Ünye'nin çocuklarına hizmet etmek. Ona para almak değil. Tabii ki orası da çark dönecek, para kazanacak. Diyeceksin ki şu saatler arasında amatör kulüplere veya isteyen çocuklarımıza biz burayı açıyoruz. Ama para istemiyor. Ünye Belediyesi'nin tesisi olması lazım bence. Çünkü bir gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz. Veya bugün anlaşanlı gazetelerde haberlere çıkan bizim işte Ünye'mizdeki iş kuruluşlarının vergi rekortmeni yerlerin, bana bir tane okul söyleyin ismin olduğu. Bugün Rize'ye gittiğiniz zaman Rize'de bir tane okul bulamazsınız ismi olmayan. Atıyorum Hamza Alp İlkokulu, Muhammed Kışlı Ortaokulu gibi. Evet. Ünye'de bir tane okul yok, yabancı. Necmettin Polvan, Hüseyin Polvan Ortaokulu var. Bu noktada da bizim belediyemizin eksikliği var. Ha, bugün cevizleri konusunu konuşuyoruz değil mi? Nasıl gidiş geliş yapıyoruz diye. Bakın, illa para olmayabilir kulüplere yardım. Şöyle bir şey yapılamaz mı? Belediye bir tane servis koyamaz mı cevizlere? Kaç tane zaten oraya giden kulüp var? Ve bizim sırtımızdan büyük bir yük alır. Biz Ünye Futbol Kulübü olarak geçen yıl faturaları bendedir. Tam 25 bin lira servis ücreti ödedik. Belki bana inanmayacaksınız ama doğru gelecek. Evet. Bu sene de şu ana kadar 15 bin lira yapalım. Buradan şu sonuca varıyorum ben. Zaten yeni bir yönetim geldi. Yine kulüpler birliği olarak daha önce toplanmışsınız. Tekrar birlikte toplanalım. En yakın zamanda bu yıl geçti mi geçmedi bilmiyorum ama bir an önce gidip bu sorunları dile getirip kardeşim bize ufak tefek maddi yardımları yapmayın. Biz şunları yapıyoruz. Tüm kulüpler olarak biz şunları istiyoruz. Mesela servis misal. Biz bu servisleri istiyoruz. Biz falanca şey istiyoruz değil. Bir iki istek arzuyla yerine getirebilecek istek arzuyla herkesin üzerinden de bu cevizleri yükü kalkmış olur diye düşünüyorum. Dedim ya önce proje plan program. Bu plan program doğrultusunda bence biz bu işin altından kalkabileceğimize inanıyorum. Kesinlikle kalkarız. Tabii bizim de olursa bu iş kalkar. Çünkü işte hocam gitti. O da diyecek ki ya şimdi sen geldin öbürü de gelecek. İşte sen gittin öbürü de gelecek. Şimdi 3-4 tane. Yani orada bir birliktelik oluşturup da gitmek hangisine lazım. Hangisine yani vereyim amacıyla şimdi hep örnekler verir tek şey kırılır devamlı diye ama fazla giderse kırılmaz hesabı. Evet. Bence bu programda bunun yani yine tenzih ediyorum. Temel atılmış olsun. Ama, bu programda bunun altyapısı oluşmuş olsun. Zaten amacımız da buydu geçen hafta. Birliktelik yaparak amatör kulüplerin isteyeceğimiz bir iki kalem bir şey olsun belediyede. Kardeşim biz şunu istiyoruz. Başka da bir şey talebimiz yok. Diğerlerini zaten biz kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz dediğimizde. Evet. Onlar da bizim bu taleplerimizi geri çevireceğine, çevirmeyeceğine biliyorum. En azından Beto Hocam söyledi. Mesela bizim elimizin altında işte her başımız sıkıştığında zaten Ünye'de 3-5 tane iş adamı var. Evet. İşte bu iş adamları da bıktılar. Herkesin gelmesinden, evet. gitmesinden.
En azından biz bu örnekleri verdikten sonra belediyeye de deriz kardeşim biz gidebilir işte Hasan abinin yanına, işte ustunun yanına, falancanın yanına gitmeyelim. Siz bunun şeyini de bize vereceğiniz parayı da zaten oradan evet. kazanırsınız yani yol evet. gösterme manasında. Onlar da onu kazanırlar. Biz de büyük bir yükten kurtulmuş oluruz. Hem de şunu bilelim, öğrencilerimiz de sizin okulda yani okul derken sporcularımız da kardeşim ben saat 4'te falanca yerde otobüsümüz var. Bir de en önemlisi Ünye Belediyesi'ne geçtim. Bir şekilde Büyükşehir Belediyesi'ne gidip mesela il müdürlüğüne, spor müdürlüğüne mutlaka oraya çocuklarımız için işte duş yapmaları için, onların ısınmaları için ve tribün için biz bir an önce bastırıp yani 5-6 ay içinde oraya bir tribün yaptırmamız lazım. Evet. Yani Cevizdere'deki maçların oynandığı sahayı diyoruz. Evet. Biz bunu nasıl yapmamız lazım? Seyirciler çok muzdarip bu anlamda. Basın olarak ben önderlik edip bütün yayınlarımda, bütün gazete çıkarttığımda evet. mutlaka oraya uğrayacağım. Cevizdere'ye tribün istiyoruz. Evet. Cevizdere'ye tribün istiyoruz şeklinde ve bunu da tüm basın kuruluşlarıyla görüşüp gazetelerin üstüne, her çıkan gazetenin üstüne manşet olarak oraya bir logo olarak Cevizdere'ye tribün istiyoruz. Cevizdere'ye tribün de en azından valimizin de milletvekillerimizin de çünkü gazetelerimiz onlara da ulaşıyor. Bir tepki çeksin. Bunlar ne demek istiyorlar? Ne oluyor diye. Bu vesileyle bu program bunun altyapısını oluşturmuş olsun. Evet. Birlikte güç duvar misali. Bunu da başarmış olalım bu programda. Devamını getiririz diye. Amacımız da zaten bu programın yapma amacımız da keşke Ersin Bey de olsaydı Ersin Gür. Onların da sıkıntılarını, problemlerini dinleyecektik. Birinci amatörlük. Sıkıntılar genelde ortak. Yani. Genelde ortak ama şurada SEM sahaları konusuna da girelim isterseniz. Çünkü çok önemli bir konu. Geçtiğimiz hafta ben yayında söylemiştim. İsmini de söyleyeceğim. Özkan Arifoğlu öğretmen arkadaşım benim. Ben 30 yıl dedim. 30 yıl değilmiş 40 yıl önce. Almanya'da çocukluğunun geçtiği mahalleyi bana okula gittiğimde şunu da gösterdi. Metin hocam uydu fotoğrafı üzerinden 40 yıl önce çocukluğunun geçtiği babasının çalıştığı kereste fabrikası aynı şekilde duruyor. Bir takım sosyal etkinliklerin yapıldığı belediyeye ait bir kültür merkezi gibi diyeyim. Onu gösteriyor uydu üzerinden. Güncel fotoğrafı hocam. Yerine ev yapılmamış yani. Hiçbir şey yapılmamış hocam. Aynı şekilde duruyor. Şurada hemen bir üçgen gibi hocam. Evi burada, fabrika burada, şurada kültür merkezi diyorum ben. Okulların veya gençlerin etkinlik yaptıkları yer. Hocam şurada da bir futbol sahası var. Hani mini futbol sahaları var. Hemen yanında iki tane daha futbol sahası var. 40 yıl önce hocam bu. Evet. Çok küçük bir yermiş burası. İki tane futbol sahası büyük. Bir tane de mini sahaların olduğu blok halinde tesisler var. Yani şaşırmamak elde değil. Biz 40 yıl önce Ünye'nin uydu fotoğrafını bulup bakmış olsak bir sürü açık alanımız vardı. Top oynadığımız yerler ama. İşte az önce şehir plancılarımızın planladığı şehri gördük. Şu anda evet. sonlaşmış bir şehir planı var. En azından bundan sonrası için çünkü yerler açılacak. Oraları bari ziyan etmeyelim diyelim. SEM sahalarını gündeme getirelim. Yani... SEM sahalarını gündeme getirelim de nereye yapalım şimdi? Bak Çınarlık SEM sahası istiyor, yer arıyorum diyor. İşte Özçakmak SEM sahası istiyor, yer arıyor. Şimdi onu Çınar Hocam... Spor aramayacak. Yani devlet kamulaştırma evet, yapabilir her şeyi. Olmaz. Ona da yapabilir. Ondan önce bizim kafamızın değişmesi lazım. Bakın anafart okulun arkasında yer vardı söyledik. Ona iki tane yurt yapıldı. Hani yurt mu yok veya yurt başka yapılmaz mı? Diyorum ya bizim kafamızın değişmesi lazım. Biz de kafada değişmedi müddetçe. Bu sıkıntıları yaşamaya devam ederiz. Anadolu Yapıcıoğlu döneminde Cevizdere'de at yarışları için tribün yapıldı dedi. Ahmet Bey o zaman başkan seviyor bu işi yaptı. Devam edelim yani Ünye bir futbolu seven bir başkan gelsin diye yani. Yani bunu beklemeye gerek yok. Bakın burada konuştuğumuz zaman ortaya bir şeyler çıkabiliyor. Yine dediğim gibi yani bize para verilirse kulüplere günü kurtarmış oluruz. Ama ben para istemiyorum. Biz diyoruz ki bir şeyler üretelim. Ortaya bir şeyler koyalım. Evet. Örnek vereyim. Protokol, işbirliği protokolü yapıldı. Halk eğitim aracı. Ha onu da açmış olalım hocam. O da bu çok önemli. Onu söyleyelim. Çünkü ben bu noktada öncelikle
Ordu TÜFAT Başkanımız Sayın Turgut Kır'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü Ordu'ya bu halk eğitim aracılığıyla antrenörler ücret ödenmesi noktasındaki protokolü Ordu'ya getiren kendisidir. Ordu merkezde sıkıntı yaşandığı için bize Ünye'ye faslayın, siz kendi içerisinde yapın dediler ve biz Ünye'de İlçe Spor Müdürümüz sağ olsun Aydın Kuyucu bu işe olumlu yaklaştı. İlçe Milletim Müdürümüz o dönem Temel Uysal'dı, olumlu yaklaştı. Ve Halk Eğitim Müdürü Mustafa Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Onlar da biz geçen yıl bu protokolü yaptık. Bir yıllık süre doldu, bir yıllık süresi. Bu sene Kaymakam Bey'le bu durumu izah ettik. Kaymakam Bey'imiz gerçekten Ünye için bir şans çünkü sporu, futbolu seven bir insan. Kendisi bu işbirliği protokolü çok olumlu baktı ve geçtiğimiz hafta içerisinde Kaymakamlık'ta güzel bir işbirliği protokolü töreni düzenlendi. İnsanlar bunu Ünye'deki arkadaşlar yanlış algılamışlar. Amatör kulüplere yardım yapılması gibi, maddi bir yardım. Hayır, burada maddi bir yardım yok. Dediğim gibi para istemiyoruz. Bir proje istiyoruz. Nedir buradaki yük? Biz antrenörlere artık ücret ödemiyoruz. Antrenörlerimiz halk eğitim aracıyla kurs açıyorlar. Ücretlerini oradan alıyorlar. Üstelik asgari ücret ve sigortaları ödeniyor. Onlar için evet, çok güzel bir imkan. Biz de kulüp olarak böyle bir külfetten kurtulmuş olduk. Zaten bizim en iki kalemimiz nedir? Biliyor, hepimiz biliyoruz. Antrenör ücreti ve servis ücreti. Servis ücretinde biz servis olayında halledersek, bu yükten de kurtulursak bizim için çok iyi olur. O protokolde Kaymakam Bey'e bir müjde verdi sağ olsun. Çınar Suyu'ndaki altı vaziyet duran tesisin tekrar tadilatla beraber faaliyete geçmesi için girişim bulundu dedi. Orası bizim için neden önemli? Dolmuş mesafesinde. Çocuklarımız kendi imkanlarıyla gelebilir. Evet. Ve biz çocuğa şunu diyebiliriz. Oğlum sen servis dolmuş haline gelebilirsin. Tabii ki gönül isterdi ki bugün spor salonu olduğu yerdeki gibi bir yerde şehir merkezinde bir saha olsa da şuradan yürüyerek gelseler. O çok zor çünkü futbol sahası büyük bir yer kaplıyor. O noktada da işbirliği protokolü ben önemli görüyorum. Ve vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde projelerle Tanzu Bey'in dediği gibi biz eğer büyüklerimize gidersek bize yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Hocam o kaymakamlıkta yapılan protokolün bize açıkladı. Mesajlar var. Ünye Spor'un yeniden hayata geçirilmesi ve iş barışının sağlanması konusunda Metin Bey'e katılıyorum demiş. Köksal. Çınar Suyu'ndaki saha yıllardır atıl durumda. Havaalanı olduğu yer yıllardır boş diye mesajı var. Bu protokolden Çınarlık Spor istifade ediyor değil mi? Evet. İstifade ediyor. Evet, istifade ediyoruz. Yani antrenör ücreti evet, halk eğitim kanalıyla yaklaşık bir buçuk aydır. Bir buçuk ay önce bizim böyle bir girişimimiz olmuştu. Hı hı. Hocamız Erdal Şentepe altyapı oyuncularımızla birlikte bir buçuk aydır biz o olaydan istifade ediyoruz. Evet, güzel. Ferit Çakmak Spor'un yok. Şimdi bizde sadece ben öğretmen olmam sebebiyle böyle bir şeye bu mücadeleyi tek başıma veriyorum. Tek diyorsun. Başıma veriyorum. Yani herhalde bizde hocam o zaman bir tane antrenör 10 saat yani. Ha, yani şimdi biz okuldan ekle ücretleri aldığımız için ekstradan da bu en fazla 10 saat veriyor. 10 saatte biz zaten antrenörün daha işini yarıyor. Destek eğitimi. Zaten yapıyoruz. Burada yani boşta olan antrenör arkadaşlarımızın daha çok faydası. Şimdi bir tane antrenör istihdam edebilirsin o anlamda söylüyorum ben değil mi Metin hocam? Yani bu zaten protokolde zaten 3 tane antrenör her kulüp 3 antrenör. Metin hocam beni aradığında zaten toplantıya bir arkadaş göndermemi istedi. Ben de gönderdim. O arkadaş da zaten Metin hocamla görüştükten sonra hocam dedi ben dedi antrenörlük belgesi almak istiyorum dedi. Ne oldu dedim. İşte bu protokolden bahsetti. Yani onu da en kısa zamanda kurs açıldığında ona da bir antrenörlük belgesi alıp onu da artık o dediğin projeden faydalandırmak istiyorum. Evet inşallah. Şimdi biz hocam 20 antrenör 287 sporcu faydalanmış o protokolden onu da belirtelim. Ne kadar hocam? 20 antrenör 287 sporcu. Fatih da bunu zamanında beri yapıyor. Ya, bize Fas, daha 20 antrenör bizden önce başladı. Bizden önce başladı. 287 sporcu. Evet. 20 antrenör. Yani Ünye'deki mevcut bu. Tabi bunun içinde sadece futbol yoktur hocam. Yok, doğru. Futbolu söylüyorum sadece. Bu işbirliği protokolünden dolayı. Heh, 20 antrenör, 287 sporcu. Halk eğitimden aldığımız rakamlar bunlar ama bu daha da artacaktır. Evet. Şeye getirelim hocam. Onu başlangıçta söylediniz. Futbol okullarının işlevleri konusunda. Ünye'de değişik isimler, kulüp isimleriyle birlikte yani o ad altında açılan futbol okulları var. Evet. Ünye'de 5 yıldır, 6 yıldır hem sizin kulübün hem Ünye Gücü Futbol Kulübü'nün var, futbol okulları var.
Fevzi Çakmak Spor'un yıllardır yapıyor, evet, Atatürk Parkı'nda. Bunların futbola katkıları önemli değil mi hocam? Bence çok önemli. Evet. Buradan ilk önce en küçük yaş grubundan, herhalde 5 yaş grubundan, 15-16 yaş grubuna kadar burada futbolcular yetiştiriliyor. Ünye Futbol Kulübü'nün en temel ve en vazgeçilmez ögesi diyorum ben. Aynen bizim kulüp içinde hakeza öyle. Biz de tabii biraz bayan futboluna ağırlık verdiğimiz için daha çok kız oyunculara da odaklanmaya başladık. Mesela bizim avantajımız şudur Metin Hocam, hani reklam gibi olmasın da. Sadece bir kulübe bağlı değiliz. Yani oyuncu, bir yere oyuncu gönderme konusunda. Trabzonspor'a oyuncu verdiniz. Evet. Altyapıya. Evet. Ünye Gücü Futbol Kulübü, bizim futbol okulumuzdan da Beşiktaş'a kaleci verdi. Evet. Yani şimdi bu yetenekli çocuk futbol okulunda başladı. Kulüpte forma giymeye başladı. Ondan sonra seçmeye gönderdik. Sadece şeye işte değil. İşte bunlar altyapının güzellikleri. Tabii. Evet. Olan şeyler. Süremizi hocam doldurduk. Reji uyarıyor mu? Uyarıyor. Toparlıyor. Tamam, toparlıyor. Dakika olarak gözüküyor. Evet. Şimdi o zaman ben Hamza Bey, konuyu şöyle bağlayalım. Bu programın bir devamını biz olsun, yine yapacağız ama evet, herhalde benim bu akşam şurada edindiğim izlenim şu. Evet, kulüplerimizin bilinen sorunlarını zaten burada saatlerce konuşsak anlatmaya yetmez. Sorunlar ortak, bilindik sorunlar. Artı Metin Hocam çok güzel bir şey söyledi. Neleri çözersek çözelim, fiziki şartların, maddi sorunların neleri çözersek çözelim, ortak bir akıl, ortak bir felsefe geliştirmedikten sonra, rekabet sahada olmadıktan sonra netice alamayız dedi. Bu gecenin ana fikri budur diye düşünüyorum. Artı kaymakamlıkta imzalanan protokolün kulüplere bir katkı sağladığını, evet, bu noktada belediyelerin de artık taşın altına elini koymasının zamanı geldiğini söylüyoruz. Burada da bir felsefe oluşması lazım değil mi? Toparlama adına söylüyorum. Evet. Felsefe de şudur. Bugün seçimlerde hiçbir siyasinin çıkıp da biz özellikle spor konusunda Ünye'de şunları değiştireceğiz dediğine, şu projemiz var dediğine şahitlik etmedik. Varsa da ben çok takip etmedim, bilmiyorum. En önemli konu bu. Bundan sonra olsun inşallah diyoruz. Ferhat Bey'in de herhalde temennisi bu. Kesinlikle. Hepimizin ortak temennisi tabii ki, bu. Tabii ki Muhammed Bey. Bundan sonra herhalde bu kapıları bu şekilde aşındırmamız lazım. Özellikle proje noktasında Metin Hoca'nın da, Sayın Metin Tamtürk Kulüp Başkanı, onun da bu konuda fikirleri var. Tuncay Hoca'nın da var, Fevzi Çakmak Spor olarak. Hamza Bey'in yine fikirleri tabii olacak. Hatta bu noktada bizim biraz önümüze geçip basın olarak da bizim için yapabilecekleri var. Dolayısıyla bu akşam amatör takımların sorunlarını konuştuk. Bunu biz yayını bitirsek bile bunu bitirmeyeceğiz. Bunu yine konuşacağız. Bunları yine gündeme getireceğiz. Herhalde şimdi ben son cümleleri alacağım. Miraç Kandili gecesi, mübarek gece. Metin Hocam'dan hemen dilek ve temennileri alayım. Şöyle bağlı. aslında konu başkanım aslında vardı, söylemeyi unuttum. Önemli bir şey. Biz kulübümüzde atletizm branşı açtık. Ünye'de atletizm kulübü yok. Evet. Çocuklarımız Pasta'da başka kulübe gidiyorlardı. Bir şanslıyız. Ünye'mize Uğur Özdemir adlı bir beden eğitimi öğretmen arkadaşımız geldi. Yeni kentte çalışıyor. Bir yıldır burada. Ve kendisinin milli takım atletizm antrenörü. Ve bu işin de çok sevdalısı. Şöyle duyuru yapmak istiyorum ben. Hafta içi her gün saat 4'te Ünye'de şehir stadyumunda Uğur hocamız çocuklarımızı atletizme bekliyor. Biz bu evet, duyuruyu yaptık 3 okuldan, kendi okuluna başta olmak üzere. Çalışmalarımızı 5-6 aydır sürdürüyoruz. Ve Trabzon'da bölge yarışmalarında şampiyon olan çocuklarımız Samsun'da yarı finalde de şampiyon oldular. Şimdi Sakarya'da Ünye Futbol Kulübü adına atletizm branşında Türkiye şampiyonasına gidiyorlar. Ya bu neden söylüyorum?
Çocuklarımız gerçekten her branşta yetenekli. Harfler'den örnek verdik. Evet, imkan verirsek neler yapacaklar? O yüzden böyle bir olayımız da var. Atletizm zaten bütün sporların temelidir. Buradan ben duyuru yapmak istiyorum. Yani çocuklarımızı oraya yönlendirelim. Atletizm iyi olan çocuk zaten bütün branşları da yapar diyorum. Evet. Ve sözlerime de son verirken, yani dediğimiz gibi burada saatlerce konuşsak aynı şeyleri tekrar etmiş oluruz ama sorunlarımız da çok. Temel felsefe zaten ortaya çıktı. Evet. Öncelikle bizim yapmamız gereken nedir? Onu artık burada söyledik. Birlikte hareket etmek. İnşallah bu noktada önümüzdeki günlerde güzel şeyler olur diye umut ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, Metin Tamtürk hocamıza, Ünye Futbol Kulübü Başkanı kendisi teşekkür ediyoruz. Kırmadı bizi, geldi, yayınımıza katıldı. Evet, Tuncay hocamla onun da dilek ve temennilerini alalım. Şimdi Feyyaz Çakmak Gençler Birliği Spor Kulübü deyince hep böyle akla, ben de bir futbol antrenörüyüm, hep futbol geliyor ama Feyyaz Çakmak Spor Gençler Birliği'nin salon sporlarında da başarıları var. Evet. Kickbox ve fuşu alanlarında Kenan Balcıoğlu hocamız da yine Kulüp bünyesinde Türkiye şampiyonalarına gidiyor. Evet. Orada da dereceleri var. Bunu da buradan söylemeden geçemeyeceğim. O arkadaşımıza da bu anlamda teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Çünkü o da Feyyaz Çakmak Spor adına Türkiye şampiyonalarına gidiyor. Bir de Hamza hocamın şeyine katılıyorum. Yani biz kulüpler olarak, antrenörler olarak bir araya gelip bir an önce Sayın Hüseyin Tavlı Başkanımız mazmatasını aldıktan sonra en kısa sürede onu ziyaret edip bu dileklerimizi de ona iletmek istiyorum. Bize de böyle bir yayında yer verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, Hamza Bey'in dilekleri. Evet, temenniler güzel. Önemli olan bu burada kalmasın. Hep birlikte bundan sonra da yapacağımız şeylerle alakalı en yakın zamanda adım atmayı umuyorum. İnşallah. Ferhat Bey, son cümlelerinizi alalım. Ben de özellikle kendi gençlerimize fırsat verilmesinden yana olduğumu söylüyorum. Kulüp bazında da öyle. Mesela artık transferle bir yere gelemeyeceğimizi anlamış durumdayız zannedersem. Çünkü Ünye 1957 Spor'un durumu belli. Benim kendi düşüncem, bizde de çok yetenekli futbolcular var. Kendi spor kulübü olarak söylemiyorum Ünye'de. Onlara şans verilmesini istiyorum. Onlara transfer olarak gelen insanlara verdiğimiz değer kadar değer verebilirsek eğer, onlarla daha iyi başarılar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bana da söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum ayrıca. Teşekkür ediyoruz. Ferhat Hiraoğlu, Çınarlık Spor Genel Kaptanı'ydı. Yayınımıza katıldı, bizi kırmadı. Evet, sevgili spor severler, bu hafta sonu Ladik Belediyespor deplasmanında Ünye 1957 Spor'un 90 dakikalık mücadelesi var. Bölgesel Amatör Ligi Ünye 1957 Spor'u konuşmadık bu akşam. Ama haftanın programını vererek ben yayını bitirmek istiyorum. 24. hafta mücadelesi oynanacak 7 Nisan Pazar günü. Haftanın programında Altınordu Belediyespor, Çarşamba Spor karşılaşması, Sungurlu Belediyespor, Yeni Amasya Spor, Turhal Spor, Yozga Spor 1959 Futbol Kulübü, Ladik Belediyespor, Ünye 1957 Spor, Havza Belediyespor, Safranbolu Belediyespor, 1074 Çankırı Spor, Sinop Spor karşılaşmaları oynanacak. Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor haftayı bay geçecek takım. Bu mücadeleler saat 15'te başlayacak pazar günü. Son puan durumuna şöyle bakacak olursak, Ünye 1957 Spor'un, özür diliyorum, yanlış tabloyu. Evet, Yozgat 50 puanla grupta liderliğini sürdürüyor. 43 puanla Çarşamba Spor ve Ünye 1957 Spor'u görüyoruz. Averajda Çarşamba Spor 2. sırada, Ünye 1957 Spor 3. sırada. Ladik Belediyespor yakın takipte, 39 puanla 4. sırada. Altınordu Belediyespor 38 puanla 5. sırada ve 6. sırada Yeni Amasya Spor puanı 31, 7. sırada Turhal Spor puanı 28, 8. sırada 1074 Çankırı Spor var puanı 25, 9. sırada Sinop Spor puanı 24, 10. sırada 21 puanla Sungurlu Belediyespor, 11. sırada Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor puanı 20, 12. sırada artık ligden düşmesi kesinleşen Havza Belediyespor var puanı 16 ve son sırada Safranbolu Belediyespor'u görüyoruz puanı 13. Bölgesel Amatör Lig'de son puan durumu buydu. Haftanın programını size aktardık.
Evet, Ünye'de amatörü konuştuk, amatör kulüplerimizi konuştuk, altyapıyı konuştuk. Tesisleşme konusunda eksikleri konuştuk. Tabii yayınımızda konuşmadığımız, değinemediğimiz noktalar da var elbette. Bu akşam Miraç Kandili, ben herkesin kandilinin mübarek olmasını diliyorum. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, esen kalın.